Tabiat mertebesi ve dört hakikat. Nefs ve heba arasında doğa mertebesi vardır. Doğa dört hakikate dayanır. Bunların iki tanesi etken, iki tanesi edilgendir. Hepsi de kendisinden meydana çıktıkları şeye göre edilgenlik mertebesindedir. Böylece sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve yaşlık oluşmuştur. Kuruluk sıcaklığın, yaşlık ise soğukluğun edilgenidir. Bu bağlamda sıcaklık akıldan, akıl ise hayattan meydana gelmiştir. Bu nedenle hayatın unsurdan oluşmuş cisimlerdeki mührü sıcaklıktır. Soğukluk nefisten, nefis ise bilgiden meydana gelmiştir. Bu nedenle bilgi gönülde karar kılınca insanın serinliği ve kar diye nitelenmiştir. Hazreti Peygamber'in gönlünde parmakların serinliğini bulup öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini öğrendiğini belirttiği hadis buraya dayanır. Öyle diyor ya Resulullah Efendimiz'in hadisinde, serinliğini hissettim diyor ve öncekilerin ve sonrakilerin bilgisi bana verildi diyor. İşte o bilgi soğukluk ile bilginin arasındaki bağı dile getirmekte burada. Kuruluk ve yaşlık, sıcaklık ve soğukluğun edilgeni olunca irade kuruluğu istemiştir. Çünkü kuruluk iradenin mertebesindedir. Kudret de kendi mertebesinde bulunan yaşlığı istemiştir. Kudret özellikle var etmeyle ilgili olduğu için ona en uygun şey hayat olmuştur. O ise cisimlerdeki sıcaklık ve yaşlıktır. Böylece suret ve şekiller hebada tümel cisimde ortaya çıkmış, gök ve yer birbirinden ayrışmadan dürülmüş iken zuhur etmiştir. Şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri bunları mertebe mertebe hakikatleri anlatmakta. Sıcaklık, kuruluk, soğukluk, yaşlık nasıl açığa çıkmakta, bunları dile getirmekte. Buradan işte artık unsurlar alemindeki unsurları dile getirecek. Bu noktada başlıyor, izah ediyor. Allah bu dürülmüş şeyi parçalamaya yönelmiş, varlıklarını birbirinden ayırt etmek istemiştir. Onların varlığındaki asıl su idi. Bu nedenle Allah şöyle buyurur: her şeyi sudan canlı yaptık ayette. Her şeyi sudan canlı yaptık. Bakın, her şey, yaratılmış her şey sudan yaratıldığı açığa çıkmakta. Her şey canlı olduğu için tesbih etmek özelliğiyle nitelenmiştir. Allah öncelikle bu dört doğaya özel bir şekil vermiştir. Sıcaklığı kuruluğa katmış, yalın akredilir ateş olmuştur. Şimdi unsurlara geçiyor bakın. Sıcaklığı kuruluğa kattı ve bu sefer ateş oluştu. Yani toprak, hava, ateş, su unsurları var ya, şimdi bu unsurların nasıl oluştuğunu anlatmakta, dile getirmekte. Onun hükmü uzak felek ve tümel cisimden ibaret olan arşın cismi içindeki üç mekanda ortaya çıkmıştır. Şimdi bu ateşin hükmü nerede? Üç mekanda ortaya çıkmış. Neymiş bunlar? Birinci mekana koç. Şimdi burada da burçları. Hangi burçlar bu ateş unsurunun tesiri altında, onları sayıyor. Birinci mekana koç. İkinci mekana, ki o kendisinde takdir edilmiş mekanların beşincisidir, aslan. Üçüncü mekana, ki o arşta takdir edilmiş mekanların dokuzuncusudur, yay adını vermiştir. Demek ki ateş unsurunun tesiri altında olan bu üç burç bunlarmış: koç, aslan ve yay. Devam ediyor. Sonra soğukluğu kuruluğa katmış, bu ikisinin otoritesini bu felekteki üç mekanda ortaya çıkartmıştır. Şimdi diğer üç burcu söyleyecek. O da yalın akredilir topraktır. Toprak unsurunun hakim olduğu burçları anlatıyor. Birinci mekanı boğa, ikincisine başak, üçüncüsünü ise oğlak diye isimlendirmiştir. Sonra sıcaklığı yaşlığa eklemiş, yalın akredilir hava meydana gelmiştir. Şimdi hava unsurunun hakim olduğu burçları dile getirecek. Onun hükmünü ise uzak feleğin üç mekanında izhar etmiştir. Birinci mekanı ikizler, ikincisini terazi, üçüncüsünü ise kova diye isimlendirilmiştir. Evet, hava tesirinde olan burçlar da bunlar, hava unsurunun. Sonra soğukluğu yaşlığa eklemiş, yalın akredilir su olmuş. Onun hükmünü uzak feleğin üç mekanında ortaya çıkarmış. Birinci mekana yengeç, ikinci mekana akrep, üçüncü mekanı ise balık diye isimlendirmiştir. Bu da su unsuru. Su unsurunun sahip olduğu üç burç: akrep, yengeç, akrep ve balık. Burçlar feleğinin varsayımsal olarak 12'ye bölünmesi böyledir. Şimdi burada 12 burcu saydı, taksim etti. Üçer üçer, her biri üçer üçer olmak üzere 4
unsur olduğu için toprak, hava, ateş, su her bir unsurun hükmü altında bulunan 3 tane burç olmakta. Burçlar feleğinin varsayımsal olarak 12'ye bölünmesi böyledir. Bu bölünmeyi ise 28 gezegen belirler. Bu izzetli ve her şeyi bilenin takdiridir. Allah onların yaratılış ve tertibini sağlamca yapıp döndürdüğünde varlık dürülmüş olarak ortaya çıkmış. Allah ise onu parçalamak istemiş. Böylece gök ve yeri birbirinden ayrıştırmıştır. Nitekim Allah şöyle buyurur. Onlar dürülmüştü, biz onları ayrıştırdık. Ayette. Yani birini diğerinden ayırt ettik. Böylece gök yüksek duman olarak meydana geldi. Ardından gök ve yer, yer ve gök arasında bu iki bileşik unsur meydana gelmiştir. Birinci unsur yeri takip eden bileşik sudur. Şimdi gök ve yer arasındaki unsurları nasıl meydana geldiğini dile getirmekte. Toprak, hava, ateş, su unsurları bakın gök ve yer arasında nasıl oluşmakta onu anlatıyor. Böylece gök yüksek duman olarak meydana geldi. Ardından gök ve yer, yer ve gök arasında iki bileşik unsur meydana gelmiştir. Birinci unsur yeri takip eden bileşik sudur. Su. Çünkü o soğuk ve yaştır ve dolayısıyla onun yükselme gücü yoktur. Böylece yeryüzü üzerinde onu tutarak kalmıştır. Diğer unsur ise ateştir. O da göğü takip eden esir küresidir. Çünkü o sıcak ve kurudur. Ve yere inme doğası kalmamış, dolayısıyla sıcaklığı nedeniyle göğe yakın kalmıştır. Onu burada kuruluk tutar. Ateş ve su arasında ateşin sıcaklığından, suyun yaşlılığından hava unsuru meydana gelmiştir. Dolayısıyla hava ateşe katılamaz. Çünkü yaşlığın ağırlığı onu ateş gibi olmaktan engeller. Yaşlık su olacak şekilde onu aşağıya indirmek istediğinde sıcaklık inmesini engeller. Bu ikisi karşılıklı olarak birbirini engelleyince hava ancak su ve ateş arasında kalabilmiştir. Çünkü onlar birbirlerini eşit ölçüde çeker. İşte bu hava diye isimlendirilen şeydir. Böylece unsurların mertebeleri, mahiyetleri, nereden ortaya çıktıkları ve doğanın aslı sana açıklanmış oldu. Bu unsurların mahiyetleri, durumları ve mertebeleri hakkındaki bilgileri aslında tıp ilmine sahip olan doktorların bilhassa bilmesinde çok büyük fayda var. İnsanı tedavi ederken bunların tesirlerini bilmek cihetinden tedaviye o cihetten gitmesinde çok büyük bir fayda var.